Canım öğrencilerim hepinize selamlar. Ben SML Hoca, SML Hoca matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. TYT, AYT matematik tekrar kampında sevgili arkadaşlarım. 7. gündeyiz. 7. günümüzün konusuysa fonksiyon. Tek başına fonksiyon olacak. Uzunca bir konu özeti olacak ki fonksiyonun kısa bir konu özeti olabileceği zaten düşünülemez. Uzunca bir konu özeti olacak. Arkasından da çok güzel çok tatlı fonksiyon soruları çözeceğiz seninle beraber hazırsan. Ödevini de sevgili arkadaşlarım artık sonlara doğru yaklaşıyoruz bu kitapta da. Ödevinde buradaki fonksiyon kısmını çözeceksin. 40 soru serisi TYT Matematik'teki fonksiyon kısmını çözeceksin. 40 tane birbirinden güzel var. Tadı damağında kalacak fonksiyon sorusu var burada. Hemen sayfasını ben sana söyleyeyim. 54. sayfadan başlıyor sevgili arkadaşlar. Ve şöyle yapalım. 62. sayfada sona eriyor. 40 tane birbirinden güzel fonksiyon sorusu yine bu pdf'in içerisinde de bu kitaptan sorular yerleştirdim ama 4 tane falan yerleştirdim onları da çöz ki ne demek istediğimi anla ee, ödevlendirmelerimizi sevgili arkadaşlarım buradaki 3 tane kitabımızdan yapıyoruz bu e, kitapların satış linkleri açıklama kısmında mevcuttur ayrıyeten bu kampta kullandığımız pdf'lerin de sevgili arkadaşlarım ücretsiz pdf'lerin de linkleri açıklama kısmında mevcut. Bunları da tek tıkla indirebilirsin. Evet fonksiyona hazırsak ki matematiğin bel kemiğidir kendileri fonksiyona hazırsak geçelim dersimize. Şimdi efendim şöyle bir yaklaşalım bakalım pdf'imize. Neler diyor neler yapabiliriz birlikte neler yapacağız bunlara bir göz atalım. Şimdi gençler diyor ki bakın a ve b boş olmayan iki küme fonksiyonu tanımı önemli. A kümesinin her bir elemanını B kümesinin bir ve yalnız bir elemanıyla eşleyen A'dan B'ye bir F bağıntısına A'dan B'ye fonksiyon diyeceğiz. Bak bağıntıya fonksiyon diyeceğiz. Yani eskiden tabi bağıntı müfredatımızın bir konusuydu. Lakin bağıntıyı kaldırdık. Bağıntı dediğimiz şey de sevgili arkadaşlarım şuydu. A ve B kümelerinin kartezyen çarpım elemanlarının oluşturduğu kümenin alt kümelerine biz bir bağıntı diyorduk. Ve bu bağıntılardan da özel olanları. Nedir işte? Ee, A kümesinin her elemanını B kümesinin bir ve yalnız bir elemanıyla eşleyen A'dan B'ye bir F bağıntısına biz A'dan B'ye fonksiyon diyoruz. Şimdi mesela örnek veriyorum. Şurada A var, burada B var, burada C var, burada da D var. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 var. Hatta bir de 6 olsun. Kabul mü? Şimdi A'yı götürdüm, 2 ile eşledim. B'yi götürdüm, 1 ile eşledim. C'yi 3 ile, D'yi de 4 ile eşledim. İşte bu bana bir... A'dan B'ye fonksiyon verir. Bu fonksiyonun ismini A, e, F diyelim. A'dan B'ye olduğunu bu şekilde göstereceğiz. Burada A kümesinin elemanı olan X'leri aldı. B kümesinin elemanları olan FX'lere dönüştürdü. Böylelikle FX eşittir X diyebildik. Yani FX eşittir X demeyelim de. Buradaki elemanların isimlerini biz FX olarak isimlendirdik. Ben burada, ben burada e, sadece ama sadece buradaki elemanların gittikleri yerler yani 1 2 3 4. Şuradaki kümemiz var ya işte buradaki kümeye sevgili arkadaşlarım ben FA kümesi derim. Bu FA kümesine aynı zamanda görüntü kümesi de denir sevgili gençler. Görüntü kümesi de diyeceğiz. Peki görüntü kümesi sadece bunların gittiği yer. Peki bunun dışındaki B kümesi ne oluyordu? B kümesi değer kümesi. Çünkü fonksiyon değerlerini bu kümeden alır. Değer kümesi diyoruz buraya. Peki fonksiyonun sevgili arkadaşlarım bu x'leri aldığı yerin ismine tabii ki biz buna tanım kümesi diyoruz sevgili gençler. Tanım kümesi, değer kümesi, görüntü kümesi. Bunların anlamlarını, bunların tanımlarını birbirine lütfen karıştırmayın. Fonksiyonda görüntü bulma. f(x) biçimindeki bir fonksiyonda tanım kümesinden seçilen bir elemanın görüntüsünü bulmak için bulmak için o eleman o eleman fonksiyonun kuralında fonksiyonun kuralında kuralında x yerine yazılır. x yerine yazılır diyoruz sevgili gençler. Fonksiyon kuralında birazdan ne demek olduğunu göreceksin. Fonksiyon sayısı. Eğer A kümesi m elemanlı, B kümesi de n elemanlı olmak üzere A'dan B'ye kaç tane fonksiyon tanımlanabilir? Şimdi şöyle düşün. A kümesinden B kümesine tanımlayacağım ben bu elemanları. Varsayalım ki burada A, B, C diye 3 tane eleman var. Burada da 1, 2, 3, 4 diye 4 tane elemanımız var. Şimdi ben burada kendim çıkarmaya çalışayım nasıl olacağını. Mesela A elemanını tuttum. Karşıda kaç tane elemana gidebilir? İstediği yere gidebilir, değil mi? 4 çarpı B'yi tuttum. Karşıda kaç tane elemana gidebilir? E yine istediği yere gidebilir. 4 çarpı E C, C de istediği yere gidebilir. 4. Ya yani önemli olan ABC'nin bir yere gitmiş olması. Tamam mı? Buradaki ABC'nin hiçbirinin açıkta kalmadan bir yere gidecek. E karşı tarafta isterse hepsi toplansın bire gitsin beni ilgilendirmez. Diğer geri kalan 2, 3, 4 kullanılmamış olur. Bu fonksiyon olmasına engel teşkil etmiyordu. Az önceki tanımda da gördük. E o halde 4 çarpı 4 çarpı 4 oluyorsa yani yani kaç tane 4'ün yan yana çarpımı? 3 tane. Peki neden 4? İşte bunun eleman sayısı kadar. O halde ben şunu söyleyebilirim. B'nin eleman sayısı n ise n çarpı n çarpı n çarpı nokta 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 n. E kaç tane n olacak? m tane. O zaman ben bunları nasıl ifade ederim? n üzeri m diye ifade ederim. Yani s b'nin S A'nıncı kuvveti kadar fonksiyon tanımlanır diyebilirim arkadaşlar A kümesinden B kümesine, B kümesinden A kümesine tanımlamak isteseydik o halde de M üzeri n diyecektik tabii ki. Fonksiyonlarda dört işlem, öyle e, okullarda falan hocalarımız anlatırken biraz da es geçilen bir yerdir bir yerdir. E, aslına bakarsan güzel özellikleri de var. Es geçmemek de gerekiyor bir f fonksiyonu a kümesinden reel sayılara, g fonksiyonu da b kümesinden reel sayılara tanımlıysa, eğer ki ben bu fonksiyonları toplayıp çıkarıyorsam veya çarpıyorsam veya bölüyorsam, bu toplam fark çarpım veya bölüm fonksiyonunun tanım kümesi buradaki a kümesiyle buradaki b kümesinin kesişimi olmak zorunda sevgili arkadaşlar. Kesişimi olmak zorunda. Tamam mı? Ya yani çünkü ikisinde de var olan elemanları bir yerlere götürmem lazım benim. Yoksa öyle kafama göre takılamam. Yani f fonksiyon f1 mesela 5 ama g'de 1 yoksa f artı g, f eksi g f çarpı g veya f bölü de ben biri arayamam. E doğal olarak. Çünkü ikisinde de olması gerekiyor. Pekala. Tabii ki burada şunu unutmamak gerekiyor. gx'in çıktısının sıfırdan farklı olması gerekiyor. f artı gx demek ne demek? f artı veya eksi gx demek ne demek? fx ile gx'in toplamı veya farkı demek. Yani sen F artı g'de x'i merak ediyorsan bu aslına bakarsan fx artı gx'in ta kendisidir. Aynı şekilde eksilisi için de geçerli. Yine fonksiyonların bu şekilde f çarpı gx diye gösteriliyorsa bu fx de gx'in çarpı mıdır? Ve bölüm olarak gösteriliyorsa da g gx'in bölümüdür. Tabi burada gx'in sıfırdan farklı olması gerektiğini de unutmamak gerekiyor. Dikey doğru testi. Verilen bir grafiğin bir fonksiyona ait olup olmadığını anlamak için e, sevgili arkadaşlarım. Biz bu grafiğe, biz bu grafiğe dikey doğrular atacağız. Yani neye dikey? X eksenine dik doğrular. X eksenine dik de diyebilirsin. Y eksenine paralel de diyebilirsin. İkisi aynı anlama gelir. Tamam mı? X eksenine dik veya Y eksenine paralel doğrular çizeceğiz. E, çizdikten sonra ne olacak? Çizilen bu doğrular grafiği, çizilen bu doğrular grafiği sadece sadece bir noktada bir noktada keserse yani zaten burada cümlenin devamında kesiyorsa diyor. Çizilen bu doğrular grafiği sadece bir noktada kesiyorsa verilen grafik bir fonksiyona aittir diyeceğiz. Aksi halde fonksiyon grafiği olamaz diyeceğiz. Aşağıda verilen grafikleri bir güzel yorumlayalım seninle. Şimdi mesela ben buna dikey doğrular attım. Dikey doğrular attığım takdirde ki y ekseni bu dikey doğrulardan bir tanesidir. Bak gördüğün üzere sadece birer noktada kestiler fonksiyonun grafiği. Artık ben buna fonksiyon diyebilirim. Bu bir fonksiyondur. Hemen yan tarafa geçtim. Yine dikey doğrular atıyorum. Eğrilik var. Yandakine göre daha fazla eğrilmiş. Lakin gördüğün üzere yine tek bir noktada kestiğini de görüyorsun. Tek noktada kesiyorsa bu da bir fonksiyondur. Diyeceksin abi. Tamam mı? Hiç çekinme. Hemen geldim buraya şuradan attım e bitti. Bak iki tane noktada kesti. Yani bu ne demek biliyor musun? A kümesinden yani tanım kümesinden aldığım şuradaki mesela iki elemanını hem burada örnek veriyorum 3'e götürdüm hem de burada eksi 3'e götürdüm. Ama ne demiştik? Buradaki her bir eleman bir ve yalnız bir elemanla eşleşecek demiştik. Doğru mu? E madem öyle burada iki tane elemana gidiyorsa o zaman fonksiyon moksiyon değildir tabii doğal olarak. Değil mi? Pekala Şuna bakalım arkadaşlar tek noktada tek nokta tek nokta tek nokta tek 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 e o zaman bu da fonksiyon dersen yanılırsın. Çünkü şuradaki grafiği görecek olursan ben buradan şu şekilde çektiğim takdirde bak gördüğün üzere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sonsuz tane elemanda kesti. Yani sonsuz tane noktada kesiştiler. E biz ne diyorduk sadece bir noktada kessin diyorduk. Bak bu fonksiyon değil fonksiyon değil o zaman bu da fonksiyon değil. Hatta e, şu daha çok fonksiyon değil. Tamam mı? Yani böyle bir tabir tabii ki de yanlış ama hani anlayacağın üzere daha fazla fonksiyon değil bu yani. Hani sonsuz tane noktada kesmiş gençler. Bu iki tanecik kesiyordu. Yani bu sonsuz tane. Şimdi grafik üzerinde tanım ve görüntü kümesinin incelenmesi tanım kümesi dediği zaman x ekseninde fonksiyonun e, aldığı en geniş aralığa bak bakacaksın. Burada bunun içi dolu, bunun da içi dolu olduğu için x ekseninde maksimum x1 ile x2 aralığında görev yapmış bu fonksiyon. x1 ile x2 kapalı aralığı benim tanım kümemdir. Görüntü kümesi de göründüğü üzere buradan y2'den y1'e kadar gitmiş. Dolayısıyla küçük olan y2 olduğu için y2'yi başa yazıyorum. Hani y1'e y2 dersen hatalı olur onu göstermeye çalışıyorum. Tanım ve görüntü kümesi bu şekilde bulunabilir. Şimdi fonksiyon çeşitlerimize bakalım. Birim fonksiyon. Şimdi kuralı fx eşittir x biçiminde olan fonksiyonlardır. Bu şekilde tanımlanan fonksiyonlara biz birim fonksiyon diyoruz. Özel olarak da ix ile gösterilir. E şimdi madem fx eşittir x e, birim fonksiyonda içi neyse dışı da o olan fonksiyonda diyebilirsin. Mesela f5 eşittir kaçtır? Çok düşünmeye gerek yok. 5'tir. Veya fp eşittir pi'dir. f1 eşittir 1'dir. f0 eşittir 0'dır. f6 eşittir 0'dır. Pardon 6'dır. Diye Bunları çeşitlendirebilirsiniz. Yani içi neyse dışı da o olan fonksiyondur. Bir fx fonksiyonu verilip bana eğer bu birim fonksiyon derse ve f ax artı b'yi bulmam isteniyorsa o da ax artı b'nin ta kendisidir doğal olarak. Tamam mı? Sabit fonksiyona bakalım. A kümesinden A kümesine tanımlı olacak. fx eşittir c ve C bir reel sayı arkadaşlarım. Şurayı reel yapın. C'de bir reel sayı olacak. Bu şartı sağlayan değişkende bağımsız, değişkenden bağımsız fonksiyona sabit fonksiyon denir. Değişkenden bağımsız olması bunun sadece ama sadece f(x)'in c'ye eşit olması. Mesela örnek veriyorum. f(x) eşittir 3 olsun. f(x) eşittir 3 bir sabit fonksiyondur ve sen x gördüğün yere ne yazarsan yaz sonuçta biz o 3'e eşitleyeceğiz. Yani mesela f5 kaçtır? E 3'tür. Çünkü fonksiyonumuz hep sabit bir sayıya gitmiş. F6 kaçtır? E 3'tür hocam. FP kaçtır? 3'tür. F0 kaçtır? E o da 3'tür. Peki F3 kaç? E, zaten o da 3. Tamam? Şimdi sabit fonksiyonla alakalı. Hani x içerisinde x olmayacak dedik ya. E içerisinde x olmayacak ama bazen bize şöyle bir fonksiyon verir ve der ki bu fonksiyon sabit fonksiyonsa sadar. Şimdi hani x olmayacaktı içinde. 2 tane birden x var hem de. Şimdi bu tarz fonksiyonlar sabit fonksiyonlarsa şöyledir. Bak unutma. Mesela 2x artı 4 bölü 3x artı 6. Bak bu bir sabit fonksiyondur biliyor musun? Şöylece sabit fonksiyondur. Şimdi niye? Çünkü hocam sen üst tarafı 2 parantezin alırsan x artı 2 gelir. Alt tarafı 3 parantezin alırsan x artı 2 gelir. E şunlar gidiyor zaten bak sabitmiş. 2 bölü 3'e eşitmiş da her daim. Doğal olarak ben diyorum ki bu, bu fonksiyon sabitse x'lerin katsayıları oranları sabitlerin oranına eşit olmak zorundadır. Yani a bölü c b bölü d'ye eşit olmak zorundadır. Ve gençler ekstradan fx eşittir 0 fonksiyonu sabit fonksiyon gibi düşünülebilir ama 0 fonksiyondur diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. 0 fonksiyondur diyeceğiz. Doğrusal fonksiyon. Şimdi burada önemli olan bir kısmı da size dile getirmek istiyorum bunu anlattıktan sonra. A ve B reel sayı A sıfırdan farklı olmak üzere reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir fonksiyonumuzun eğer ki kuralı ax artı b ise yani kuralı birinci derecedense sevgili arkadaşlarım ki birinci dereceden olan fonksiyonlara biz doğrusal fonksiyon deriz. İşte sevgili arkadaşlarım bu tarz bir kuralı varsa biz bunlara doğrusal fonksiyon diyoruz. Doğrusal fonksiyonun grafiğini çizmek için aşağıdaki adımlar izlenir demişiz. Şimdi grafiğini bir gösterelim. Mesela fx eşittir 2x eksi 6 diyelim tamam mı? 2x eksi 6. Hadi bunun grafiğini çizelim. Nasıl çizeriz? Bir tane x ekseni atıyorsun. Bir tane y ekseni atıyorsun hemen. Tamam mı? Şura x. Burada y dedik. Sonra x gördüğün yere 0 yazıyoruz. x 0 olursa y'si eksi 6 olacağı için. Bak şurası eksi 6 olsun. Buradan geçer diyorsun. Peki burayı 0'a eşitlersen x kaç olur? 3 olur. Demek ki buraya da 3'ü koydun. İkisinden geçen fonksiyonu çiziyorsun. İkisinden geçen doğruyu çiziyorsun. Bu da sana fx eşittir 2x eksi 6'nın grafiğini vermiş oluyor. Grafik çizimi bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Tamam mı? Peki grafiğini verip kuralını isterse o zaman ne yapacağız? Bak onun için de ben sana güzel bir yöntem göstereyim. Sen bundan sonra onu uygula tamam mı? Ha beğenmezsen yine kendi bildiğin yolu da uygulayabilirsin. Şöyle diyoruz hemen. Hemen arkadaşlarım nasıl olsa mat tüm matematik konularını bitirdik. İlk defa fonksiyon işlemiyorsunuz. Bu bir özet. Eğim mevzusunu biliyorsunuz. Burada hemen eğimi hesaplayın. Bak şurası dikey bölü yatay. Kaç? 3. Yani eğim 3'müş arkadaşlar. Hemen diyorsunuz ki fx eşittir. 3x diyorsunuz. 3'ü yazdınız. Eğimi başa yazıyorsunuz. X'in kafasına yazıyorsunuz. Sonrasında 0 için eksi 6'dan mı geçmiş? Yaz 0'ı e 0 oldu. Eksi 6'dan geçmesi için bir de eksi 6 lazım tabii doğal olarak. Bak hemen buna bakalım. Eğimimiz 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2. Lakin azalan olduğu için eksi 1 bölü 2. Yani eksi x bölü 2 dediniz. Ekstradan 0 için 2'den mi geçmiş? Artı 2 diyorsunuz. Bak bitti. Gerçekten bitti. Yani e, basit arkadaşlar. Hani şey mevzusu var ya. X'i 2'den kestiğine göre x bölü 2. Y'yi eksi 6'dan geç, kestiğine göre eksi y bölü 6 eşittir 1 diyorsunuz. Daha sonrasında burayı 3 ile genişletelim hocam. 3x eksi y bölü 6 eşittir 1 diyorsunuz. Buradan 3x eksi y eşittir 6. Y'yi bu tarafa bunu bu tarafa atarsam y eşittir 3x eksi 6 deyip hani denklem buluyorsunuz ya. E gerek yok biz onu zaten lönk diye çıkarıyoruz zaten orada ya gençler. Tamam mı? Hani tamam bu güzel bir yöntem hoş ama yani şu şekilde yazabilmek varken neden buna uğraşalım ki? Yani işlem hatası yapsam bittin arada orada işlemler var sonuçta yani değil mi? Evet gençler ya da neyse o da bir, bir yerde kalsın şöyle. Bunu da yaptık şunu. Ekstradan bunu da bulduk. Şimdi birebir fonksiyona bir geçelim bakalım. Evet burada da f a'dan b'ye tanımlı olmak üzere her x1 ve x2 a kümesinden seçilen her x1 ve x2 elemanı için bunlar birbirinden farklıysa fx1 de fx2'den farklı şartı sağlamıyorsa fonksiyonlara birebir fonksiyon diyoruz arkadaşlar. Tamam Birebir fonksiyon diyoruz. Ha bu şöyle de karşına gelebilir. Mesela öncüllü soru verir sana. Ha, i̇yi dinle beni. Öncüllü fonksiyon verdi varsayalım. Tamam mı? Dedi ki aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirse veya işte birebir fonksiyon olur. Veya öncülün içinde sana dedi ki mesela iyi dinle. fx1 fx2'ye eşit ise x1 eşittir x2 dedi sana. Dedi ki bu şart sağlanıyorsa fonksiyon birebirdir. E şimdi bakıyorsun sen sen birebirlik şartını abi şöyle öğrenmedin mi sen? Evet böyle öğrendin değil mi? Yani x1 x2'den farklıysa fx1 de fx2'den farklı oluyorsa biz bu fonksiyonlara ne diyorduk? Birebir fonksiyon diyorduk. E şimdi bu nereden çıktı? Veya bu öncül doğru olur mu? Arkadaşlar bu öncül doğrudur. Şimdi niye? Sen az buçuk mantık biliyorsun artık. Tekrarını da yaptık, değil mi? Ee, tekrar sorularını da çözdük. Ben sana mantık konu özetini yaparken de demiştim ki P ise Q önermesinin karşıt tersi Q değilse P değildir ve bu buna biliyorsun denkti. Doğru mu? E şimdi denkse sen geldin şuraya P dedin. Buraya da geldin Q dedin. Burada ne var? Bak P ise Q var. Bunun karşıt tersi nedir? Q'nun değili ise E'nin değilidir bak. Gördün mü? Demek ki bu ikisi aynı anlamı taşıyormuş. Denk bunlar. E denklerse o zaman bu da birebirlik şartıdır. Bu da birebirlik şartıdır diyebiliriz. Tamam mı güzel kardeşim? Yatay doğru testi ne için? Birebirlik için. Grafiği verilen bir fonksiyonun birebir olup olmadığını anlamak için grafiğe e, x eksenine x eksenine paralel doğrular çizilir. Paralel doğrular. Ya da y eksenine dik doğrular çizilir. İkisini de kullanabilirsin ama hani yatay doğru testiğimiz için bizim burada referans noktamız x ekseni. Ama sen y ekseninde dik doğrular da çizebilirsin. Çizilen bu doğrular grafiği sadece bir noktada kesiyorsa fonksiyon birebirdir. İşte mesela çizdik abi. Bak çizdim. Ne oldu? Yatay doğrular tek bir noktada kesti. Bak çizdim. Yine tek bir noktada kesti. İşte biz bunlara birebir diyeceğiz. Bu ikisi mesela birebir. Tamam? Geldik alttakine bakıyoruz. Bir çizdim al iki noktada kesti. Bire bir falan değil. Bak şöyle de yapabilirsin bunu ha. Bire bir değil. Buraya baktın. Çizdin tek nokta, tek nokta, tek nokta. Mükemmel gidiyor her şey. Hop çizdin al sana üç tane noktada kesti. Bire bir falan değildir bu fonksiyon. Anlaşıldı mı? Devam bir sonraki sayfa. Örten ve içine fonksiyon. İkisinin tanımını bir arada verebiliriz. A'dan B'ye tanımlı olmak üzere. Eğer görüntü kümesi... F-A'ya görüntü kümesi demiştim değil mi ben? B kümesine. Bu neydi? Değer kümesi. Demek ki görüntü kümesi. Görüntü kümesi neye eşit olacaksa? Değer kümesine eşit oluyorsa gençler. O halde biz bu fonksiyonlara e, örten fonksiyondur diyeceğiz. Peki görüntü kümesi değer kümesine eşit değilse. Yani fonksiyon örten değilse. Fonksiyon örten değilse de biz bu fonksiyonlara içine fonksiyon diyeceğiz. Yani bunlar farklı fonksiyon türü falan değil yani içine fonksiyon dediğimiz zaman farklı bir şey anlamayacağız. Baktın, örtense örtendir, değilse içine'dir. Tamam yani örten olmayan demek yerine örten değil demek yerine içine ifadesini kullanıyoruz. Yatay doğru testi bu da örtenlik için. Grafiği verilen bir fonksiyonun örten olup olmadığını anlamak için yatay doğru testi yapılır. Çizilen doğrular grafiği, çizilen doğrular grafiği en az en az bir noktada kesiyorsa en az bir nokta bak. Yani diyor ki açıkta bir eleman kalmasın istiyoruz değer kümesinde, yani y ekseninde. E şimdi biliyorsun ki bu fonksiyon bu şekilde devam edecekse çizdin, çizdin, çizdin. Bak açıkta kalmadı. Bak çizdin iki noktada falan kesmesi önemli değil. Çizdin, çizdin, çizdin. çizdin şurada da çizdin tek bir noktada teğet oldu ama şuradan çizdin al. Hiçbir yerde kesmedi. Doğal olarak bu fonksiyon içine iken şu fonksiyon örtendir diyebiliriz. F örten g içine. Parçalı tanımlı fonksiyon. Tanım kümesinin alt aralıklarında farklı kurallarla tanımlanan fonksiyonlara parçalı fonksiyon diyoruz. Mesela bu fonksiyon A noktasında parçalanmış. A noktasında parçalanmış. Yani diyor ki A'ya gelene kadar eksi sonsuzdan A'ya gelene kadar şurada gx fonksiyonu formatında A'dan büyük veya eşitken de hx olmuş bizim f fonksiyonumuz. Yani farklı kurallarla tanımlanmış. A noktasında parçalanmıştır diyoruz. Bu x eşittir A noktası aynı zamanda bizim için bir kritik noktadır gençler. Kritik nokta diyoruz. Kritik nokta mevzusu fonksiyonların içerisinde çok fazla ilgimizi çekmeyecek. Çok fazla uğraşmayacağız. Lakin limit ve süreklilikte, türevde, integralde oldukça fazla kullanacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Mutlak değer fonksiyonu da mutlak değer fx fonksiyonu olarak gösterelim bunu fx'ler sıfırdan büyük veya eşitken fonksiyonumuz olduğu gibi dışarı çıkıyor biliyorsun. Küçük veya eşitken de eksi fx yapıyorsun. Dikkat etmen gereken buradaki ifade ne? Eşitlik burada da var, burada da var. Hangisinde olduğunun bir önemi yok. Çünkü zaten fx sıfıra eşit olursa ne sıfır diye çıkacaktır zaten. Değil mi? Ne sıfırın eksilisi de sıfır, artılısı da sıfır. Dolayısıyla bu eşitliği nereye koyduğunun hiçbir önemi yok. Ama eğer ki sana sorunun içerisinde mutlak fx örnek veriyorum. Mutlak değer 2x artı 5 dedi. Eşittir Eksi 5 eksi 2x diye bunu çıkarmış. Sen hemen diyeceksin ki he demek ki buradaki 2x artı 5 sıfırdan küçükmüş çünkü eksili çıkmış veyahut eşittir de diyebilirsin. Tamam veya dedi ki 2x artı 5'in mutlak değeri eşittir 2x artı 5 diye çıkarttı sana. He diyeceksin demek ki içerisi pozitifmiş ama sadece pozitif olur mu? Sıfıra eşit de olabilir. Tamam yani sen bu eşitliği iki durumda da kullanabilirsin. Bu şekilde tanımlanmış fonksiyonlara mutlak değer fonksiyonudur. fx eşittir 0 denklemini sağlayan x değeri fonksiyonun tabii ki de kritik noktasıdır arkadaşlar. Yani burada da ne oluyor? İçeriği 0 yapan değer, örnek veriyorum burada içeriği 0 yapan değer ne? Eksi 5 bölü 2 mi? Eksi 5 bölü 2 benim kritik noktamda aslına bakarsan. Tamam. Devam. Sağ üst taraftayız. Tek ve çift fonksiyonlar. F fonksiyonu A'dan B'ye tanımlı olmak üzere. Her x ee, eleman A için yani tanım kümesinden seçilen her x için f eksi x f x'e eşitse gençler biz bu fonksiyonlara çift fonksiyon diyoruz. Çift fonksiyon diyoruz. Eğer f eksi x eksi f x e eşit oluyorsa biz bu tarz fonksiyonlara tek fonksiyon diyoruz. Ekstradan ekstradan grafik e, y eksenine göre simetrikse fonksiyon çifttir arkadaşlar. Yani çift fonksiyonların grafikleri y eksenine göre simetriktir de diyebiliriz. Grafik orijine göre eğer simetrikse e tabii ki ne oluyor orijine göre simetrik olduğu takdirde tek fonksiyon oluyor veya tam ters cümleyi de kurabilirsin. Ee, bir grafik vermiş bu grafik eğer ki e, orijine göre simetrikse o halde bu grafik bir tek fonksiyonun grafiğine aittir de diyebilirsin. Şimdi bileşke fonksiyona bir göz atalım. Bileşke fonksiyonda da arkadaşlarım varsayalım ki şuradan bir x elemanı a kümesinden bir x elemanı seçtim ve bu beni f fonksiyonu yardımıyla fx'e bağladı. Tamam fx diye bir elemana götürecek tabii doğal olarak. Buradan da ben farklı bir fonksiyon yardımıyla bunu gençler fx'i yerine yazarak neye götürdüm? Örnek veriyorum g fx'e götürdüm. Tamam mı? Şimdi burası f burası g. Hocam ben bu fonksiyonun ismine ne derim? Bu fonksiyonun ismi a'dan b'ye'dir artık. A'dan b'ye tanımlanmış, a'dan c'ye özür dilerim g içerisinde f(x) fonksiyonudur ki ben bu g içerisinde f(x) fonksiyonunu şu şekilde ifade ederim. Aslında oradaki o harfi değil. İnce şöyle küçük bir e, yuvarlak aslında ama biz genelde gof veya fok diye okuyoruz işimize geldiği gibi. Bu bize gof(x) fonksiyonunu verecektir. Yani şimdi benim mesela ben lisedeyken 12. sınıfta falan kafamı karıştıran bir mevzu vardı. Hocaya da sormuştum. E, tabii mantıklı bir açıklamasında yaptı hocam. Ya hocam burada önce f var sonra g var. Biz niye buna fok demiyoruz da niye gof oluyor? Yani tersten niye okuyoruz diye. E tabi doğal olarak gençler ilk yaptığımız işlem burada ne f fonksiyonu değil mi? E f fonksiyonu ise zaten ben burada da ilk f'in çıktısını buluyorum. Sonra o çıktıyı g'nin içerisine yazdığım için hani önce f olduğu için e, doğal olarak burada önce f'in gösterilmesi de gayet doğal. Şimdi ne oldu? F a'dan b'ye tanımlı oldu. G fonksiyonu da B'den A'ya tanımlı, B'den C'ye tanımlı oldu. Buradaki GOF fonksiyonumuz da, GOF fonksiyonumuz da tabii ki A'dan C'ye tanımlı olmuş oldu sevgili gençler. Fonksiyonun tersi, şimdi F fonksiyonu A'dan B'ye tanımlı birebir ve örten bir fonksiyon. Bak birebir ve örten fonksiyon e, ifadesi bizim için önemli. Bir fonksiyonun tersi de bir fonksiyonsa o fonksiyon birebir ve örten olmak zorunda. Bire bir ve örten olmayan fonksiyonların ters fonksiyonunu bulamazsınız arkadaşlar. Bulamayacağımız için de eğer ki bir fonksiyonun içerisinde, iyi dinle bir sorunun içerisinde herhangi bir soru denemede, soru bankasında veya sınavda karşına eğer soruya şöyle başlıyorsa F fonksiyonu birebir ve örten bir fonksiyondur diye başlıyorsa devamında %90 ihtimalle ters fonksiyon sorusu gelecek buna hazır ol. Tamam. Şimdi çünkü... Eğer direkt f'in tersini sormuş olursa fonks, e, sorunun içerisinde birebir ve örten ibaresini bize vermediği için ve ben bunun birebir ve örten olduğunu bilmediğimden kaynaklı e, ben bu soruyu itiraz etsem ben o soruyu iptal ettiririm. Çünkü nereden bileyim ben bu fonksiyonun birebir ve örten olup olmadığını değilse tersi de yoktur der geçerim. Dolayısıyla birebir ve örten olduğunu belirtmek zorunda sorunun içerisinde. Ya birebir ve örten ifadesini gördüğün takdirde de %90 bu fonksiyon ters fonksiyon sorusudur. Dikkat et. Burada, burada e, fonksiyonun tersiyle alakalı. Eğer ki f içerisine g'yi yazdık, g'nin içerisinde de f'i yazdık ve bu bize birim fonksiyonu verdi. Yani f bileşke g eşittir, g bileşke f o da eşittir bize birim fonksiyonu olan x'i verdi. Tamam mı? Artık ben diyorum ki buradaki f ile g demek ki birbirlerinin tersi birbirlerinin tersi oldukları için de bize çıktı olarak sadece ama sadece x'i veriyorlar. Demek ki buradaki g fonksiyonu f'in tersiymiş hatta f fonksiyonu da g'nin tersiymiş diyebilirim. F fonksiyonu a'dan b'ye tanımlıyken f'in tersi b'den a'ya tanımlıdır. F fonksiyonu x'leri alıp y'lere götürürken ters fonksiyonda y'leri alıp tabii ki x'lere götürecektir sevgili arkadaşlarım. Şimdi e, ters fonksiyonu bir fonksiyonun kuralını verip e, ters fonksiyonu bulma yöntemlerini tabii ki göstereceğiz ki benim sizlere gösterdiğim çok güzel bir metot da var. Çoğu videoda da zaten buna karşılaşmışsınızdır. Karşılaşmadıysanız da eğer e, beraber göstereceğiz zaten alacağız burada. Ama onun haricinde eğer ki bize şöyle bir fonksiyon verildiyse bak böyle bir fonksiyon verildiyse ve bunun ters fonksiyonu almak istiyorsan tabii bunu oturup ispatlayabiliriz ama lüzum yok. Şöyle alacaksın bunun tersini. f'in tersinde x diyorsun eşittir attın kesir çizgisini. Buradaki x'in katsayısı olan a ile buradaki sabit terimi hem yerini hem işaretini değiştiriyorsun. Böylelikle eksi dx artı b bölü cx eksi a geliyor. Bu da bize ters fonksiyonun kuralını vermiş oluyor. Ters fonksiyon kuralını da şuraya bir yere yazabilirsin. Peki ters fonksiyonun özellikleri nedir? f a b'ye eşit ancak ve ancak f'in tersinde b de tabii ki a'ya eşit olmak zorundadır. F fonksiyonunun ben bir kere tersini aldım. Sonra hocam bir kere daha bunun tersini alırsam tabii ki de F fonksiyonuyla karşılaşırsın. F fonksiyonuyla F'in tersinin bileşkesi tabii ki bana şuradaki x'i verecektir. Yani burada e, tabii tabir yanlış ama e, uygulamada işine yarar bunları götürüyormuş gibi düşünebilirsin. Yani f ile f'in tersi birbirini götürür gibi düşünebilirsin. Götürdüğü takdirde de buradaki x bize cevabı verir. Örnek veriyorum f içerisinde ya da bileşke gösterelim. f içerisinde f'in tersinde 3x artı 5. Abi bu nedir? 3x artı 5'tir. E niye bunlar götürüyormuş gibi düşünebilirsin? E, ben bu bileşke fonksiyonun tamamının tersini almak istiyorsam o zaman da şunu yapıyorsun. G ile F'yi yer değiştiriyorsun, bileşke alıyorsun ama terslerini yazıyorsun. Yani bunu buraya, bunu buraya tersleriyle beraber yazıyorsun ve bu da G'nin tersi bileşke F'in tersinde x'in ta kendisi oluyor. Hemen buraya yazalım. G'nin tersi bileşke F'in tersinde x'tir diyoruz sevgili arkadaşlar. Devam fonksiyon grafiklerini yorumlama. Artık buradan sonrası AYT fonksiyonların içerisine giriyor. Aklında bulunsun. Şimdiye kadar işlediklerimiz TYT fonksiyonların özellikleriydi. Konu özetiydi. şu sayfadan sonra buradan itibaren AYT diyebiliriz sevgili arkadaşlarım buraya. Fonksiyon grafiklerini yorumlayalım bakalım. Mesela pozitif değerli olduğu aralık nerelerdir bu fonksiyonun? Pozitif değerli olduğu aralıklar x2 ile x yazamadım. Yazmıyor. Neden yazmıyor? He. x2 ile x4 açık aralığı birleşim x6'dan x7'ye kadar olan açık aralık kapalı aralık diyebiliriz şuradaki x7'ye. Şimdi bak iyi dinle. x2'de fonksiyon 0'a eşit, x4'te 0'a eşit dolayısıyla pozitif değildir. x6'da 0'a eşit. Ondan kaynaklı bu şekilde bunları açtım ama x7'nin görüntüsünü görüyorsun yukarıda. Demek ki ben oraya ne diyeceğim? Kapalıdır diyeceğim. Pozitif değerli olduğu aralıklar bunlardır. Şimdi negatif değerli olduğu aralıklara bakalım x 1 de negatiftir. x 2de de sıfırdır. Dolayısıyla bunu bu şekilde yazdım. Bak şurada negatif. Bir de şu arada negatif olacak. Dolayısıyla birleşim x 4'ten x 6'ya kadar dedik. Şimdi buradaki x 2, x 4, x 6 bunlar sevgili arkadaşlarım fonksiyonumuzun aynı zamanda kökü de denir bunlara. x eksenini kestiği yerler fonksiyonların kökleridir gençler. Artan olduğu aralıklar nereler? Hemen bunları da dile getirelim size. Arkadaşlarım bu fonksiyon şu bölgede artan bir grafik ve bu bölgede artan bir grafik izlemiştir. Dolayısıyla bunu türevde de yorumlayacağız zaten ama artan olduğu aralığı şu şekilde göstereceğiz. X 1'den başlamış X 3'e kadar artmış. Birleşim. X 5'ten başlamış X 7'ye kadar artmış. Kapalı aralık mı? Evet hocam kapalı aralıkla gösteriyorsun. Açık olduğu aralığı ifade etsen yanlış olur mu? Olmaz. Ama doğrusu kapalı olan aralıktır. Sonuç olarak x 1'den x 3'e kadar arttığını görüyoruz. Yani bunun görüntüsünden, bunun görüntüsüne kadar bir artış olduğunu görüyoruz. Kapalı gösteriyoruz bunları. Azalan olduğu aralığı yazdıktan sonra kafam biraz karışabilir. İyi dinle, o yüzden. Bak burada azalandır fonksiyon. Başka da bir yerde azalan değildir. Bundan kaynaklı da diyorum ki x 3'ten X5'e kadar da bu fonksiyon azalmıştır. Şimdi kafanı karıştıracak olan yeri söyleyeyim. Hocam X3'ü e, yukarıda artan olduğu aralığın içerisine dahil ettik. E buradaki X3 azalan olduğu aralığın içerisine de var. E, veya X5 içinde geçerli bu. Bu ne ayak diye soracak olursan da... Hocam şöyle noktasal olarak bir artanlıktan, noktasal olarak bir azalanlıktan bahsedilemez. Bundan kaynaklı sınır değerler dahil edilir diyoruz. Hem artana hem de azalana. Sonuç olarak mantıklı düşün. Mesela örnek veriyorum. Şurası eksi 5 olsun şurası da 7 olsun. Bu fonksiyon x1 ve x3 kapalı aralığında x1 e, ve x3 kapalı aralığında eksi 5'ten artı 7 olana kadar artmamış mı? Artmış. Şimdi gel buraya. Şurası da eksi 3 olsun. Tamam mı? E bu fonksiyon 7'den eksi 3'e inene kadar azalmamış mı? Azalmış. Peki 7 dahil mi? Dahil. Hem arttığı aralıkta hem azaldığı aralıkta 7'ye kadar çıkmış ve 7'den başlayıp azalmaya başlamış. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım x3 ve x5 hem burada hem burada olacak. x3 ve x5 hem de azalan aralıkta olacak diyeceğim. fx eşittir 0 denkleminin kökleri x eksenini kestiği noktalardır dedik ve dolayısıyla x2, x4 ve x6 x2, x4 ve x6 noktalarında bu fonksiyonun kökleri vardır x1 ve x7 kapalı aralığındaki fonksiyonun maksimum değeri. Şimdi gençler hemen şuraları siliyorum. Sildim, sildim, sildim. Bu fonksiyonun aldığı maksimum değer x1'den x7'ye kadar nerededir? Değer kümesinde çıktığı en büyük elemandır. Yani f(x7)'dir değer dediği için y eksenindeki görüntüsünün ismini söylüyorsunuz. Apsis deseydi x eksenindekini alacaktık. Şimdi x1 ile x7 kapalı aralığındaki fonksiyonun minimum değeri. Minimum değeri de x1 absisti noktanın görüntüsünde almış. Yani fx1'de almıştır diyebiliriz. Devam ediyorum notumuzda. Y eşittir fx fonksiyonunun grafiğinin e, y eksenini kestiği noktayı bulabilmek için x eşittir 0 yazılır arkadaşlar fonksiyon kuralında. x eksenini kestiği noktayı bulmak için de y eşittir 0 yazılır. Umarım anlaşıldı. x x'e 0 verirsen y eksenini kestiği noktayı bulursun. Y'leri 0 yaparsan yani mesela y eşittir fx ya yani sen fx'i sıfıra eşit dersen yani fonksiyonun köklerini bulursan da o zaman x eksenini kestiği noktayı, noktaları bulursun. Ki zaten x eksenini kestiği noktalara da biz fonksiyonun kökleri demiştik bir üste. Fonksiyonun ortalama değişim hızı. Hocam burası önemli iyi dinle. A kümesinden bir reel sayılara tanımlanan bir fonksiyon var f. E diyor ki bir fonksiyonun tanım kümesi olan a'nın bir alt aralığı olan ab kapalı aralığı. Ki bu a kümesinin yani tanım kümesinin bir alt aralığı olsun. Bu aralıktaki ortalama değişim hızını şu şekilde buluyoruz. Fb eksi fa bölü b eksi a formülü sayesinde biz ortalama değişim hızını bulabiliyoruz deriz arkadaşlar. Ki bu çok önemli. Çünkü bunun sayesinde türev anlam kazanıyor. Bunu vermeden türev anlam kazanmıyor. Buradaki türevde de mesela b eksi a farkı var ya şuradaki fark. B eksi a. Bunu sıfıra yakın değerler olarak seçtiğimiz takdirde yani limit durumu da sevgili arkadaşlarım bu formül aynı zamanda bize türevi verecek aklında bulunsun. Ee, bunu fx fonksiyonunun grafiği üzerinde şu şekilde açıklayabiliriz. Mesela burada a var burada b var. a'nın görüntüsünün f a olduğunu biliyoruz. b'nin görüntüsünün de şurada f b olduğunu biliyoruz. Doğru mu? E şimdi ben a'dan b'yi ortalama değişim hızını bulmak için şöyle bir üçgen oluşturacağım burada. Bu üçgende şurası dik şuradaki açının alfa şuradaki açının Alfa olduğunu düşünelim. Bu alfanın mesela tanjantı nedir? Karşı bölü komşu. Veya buradaki y'lerdeki değişim miktarı bölü x'lerdeki değişim miktarı. Mesela y'lerdeki değişim miktarı burası y ya. Y'lerdeki değişim miktarına fizikten düşün, kimyadan düşün. Mesela sıcaklıktaki değişime ne diyorsunuz? Delta x diyorsunuz değil mi? O zaman ben buraya delta y diyeyim. Buraya da delta x diyeyim. Şimdi delta y'yi eğer delta x'e bölersem ortalama değişim hızını bulmuş olurum. Hatırla türevde de dy bölü dx diyorduk. Küçük d bölü küçük x değil mi? Küçük dx. Pekala. Delta y dediğimiz şey hocam bundan bunu çıkarırız. Yani fb'den fa'yı çıkarırsın. E delta x dediğimiz şeyde b'den a'yı çıkarırsın. Bak böylelikle delta x, delta y bölü delta x bize ortalama değişim hızını vermiş olur. Fonksiyonların ötelenmesi. Şimdi a ve b pozitif reel sayılar olmak üzere. y eşittir fx fonksiyonu. A birim yukarı öteleyeceksen eğer sen bunu o zaman direkt fx'e a eklersin. Dışarıda bir e, a ekliyorsun sadece. Aşağı ötelersen o zaman tabii doğal olarak çıkarıyorsun yani bunun mantığı budur. Ama dikkat et sağa sola ötelerken bu işler biraz değişiyor. A birim sağa ötelersek bu artık x ekseniyle alakalı olduğu için yani ee, bu apsis değerleri şu şekilde sağa sola ötelediğimiz takdirde x ekseni ile alakalıdır. Ve doğal olarak ben x'ten x'lere ekleme çıkarma yapacağım. Eğer sağa doğru öteliyorsam içerideki x'ten ağaç bir, a birim çıkaracağım. Sola doğru öteliyorsam da içerideki x'e a birim ekleyeceğim. Dikkat et genelde böyle sağ taraf eklemeyi sol taraf çıkarmayı ifade eder genel olarak çünkü alıştığımız şey bu ama sağa ötelersek çıkarıyoruz sola ötelersek ekliyoruz burada dikkat ediyorsun buna fonksiyonlarda dönüşüm yansıma dönüşümü Uygun koşullarda tanımlı y eşittir f(x) fonksiyonunun x eksenine göre yansıtmak istiyorsam eğer ben x eksenine göre yansıma y ile alakalıdır. Y ekseninin üstünü altını altına üstüne getirirsin. Doğal olarak fonksiyonu eksiyle çarpmam gerekir. Y eksenine göre yansıtmak istiyorsam da içerideki x'i eksiyle çarpmam gerekir. Orijine göre mi yansıtmak istiyorum? Orijine göre yansıma sevgili arkadaşlarım hem x hem de y eksenine göre yansıma olduğu için hem içerideki x'i eksiyle çarpıyorum hem de dışarıdaki f'i ile çarpıyorum. Aklınızda bulunsun. Devam. K çarpı fx ve f kx dönüşümleri. Yani dışarıdan bir k ile çarptığım takdirde veya içeriden bir k ile çarptığım takdirde fonksiyonda nasıl bir değişim olur? Buna bakalım. K bir reel sayı olmak üzere y işte fx fonksiyonu tanım kümesindeki elemanlar k ile çarpılırsa bak tanım kümesindeki elemanlar tanım kümesi neresi x'lerdi yani içeriği k ile çarparsam sevgili arkadaşlarım o halde şöyle olur e, ee, bizim gençler apsis değerlerimiz yani fx'in apsis değerleri ne olacaktır? Küçülecektir. Yani evet. gençler tanım kümesindeki elemanları ben k ile çarpmam demek fonksiyonu k burada örnek veriyorum nasıl olsun? Ee, güzel bir örnek bulalım şimdi size. Şöyle gösterelim. Şöyle gösterelim. Bizim bir fonksiyonumuz var. Bu fonksiyon. Bu fonksiyon. Şuradan şöyle geçsin. Tamam şurası eksi 2 olsun. Hatta ve hatta doğrusal vermeyelim. Daha da iyi açıklayabilmek için bir parabol verelim size. Olur mu? Şöyle gösterelim onu da. Ee, şöyle bir parabolümüz olsun. Şurası eksi 2, şurası da 4'tür diyelim. Tamam mı? Şimdi ben şunu biliyorum bu parabolde. Bunun ismi de f olsun. fx fonksiyonu olsun. Şimdi ben f eksi 2'nin 0 olduğunu ve f4'ün de sıfır olduğunu biliyorum değil mi? Şimdi ben içeriği 2 ile çarptığımı düşünelim. f 2x fonksiyonu için. Şimdi hocam f-2 zaten hali hazırda 0 değil miydi? O halde ben burada x gördüğüm yere eksi 1 yazmalıymışım. F4 hali hazırda 0 değil miydi? O halde buradaki x gördüğüm yere 2 yazmalıymışım. Yani benim f2x fonksiyonumun grafiği artık nasıl olur biliyor musun? Bu şekilde daralır arkadaşlar. Sağdan soldan daralacaktır. Ve burası eksi 1 iken burası 2 olacaktır. F2x fonksiyonunun grafiğini çizdim şu an mesela. Dolayısıyla tanım kümesindeki elemanlar K ile çarpılırsa o zaman ne olur arkadaşlarım? Apsisler, apsisler 1 bölü K katına düşmüş olur veya çıkmış olur. Tabi K burada e, K'nın ne olduğuna bağlı. Görüntü kümesindeki elemanlar K ile çarpılırsa o zaman ne olur? O zaman da sevgili arkadaşlarım şu yönde bir daralma veya büyüme veya genleşme veya daralma her artık her ne diyorsak o olur arkadaşlar. Dolayısıyla diyorum ki ordinatlar yani değerler, ordinatlar ee, direkt k katına çıkar diyorum bak. K katına çıkar. Şimdi dikkat et. X ekseninden bir oynama yaptığım takdirde mesela A, A birim sağa ötelenince sağ bizim için hep pozitif tarafta, Solda her zaman negatif taraftı matematikte biliyorsun. E şimdi sağ taraf olunca çıkarıyoruz, sol taraf olunca ekliyoruz. İçler tersine dönüyor yani. Burada da o zaman ben içeriği k ile çarparsam bak 1 bölü k katına çıkıyordu. Ama dışarıdan k ile çarparsam ordinatlar k katına çıkıyor. Tamam. Peki fx verildiğinde ben fx'in mutlak değerini alırsam o zaman şunu yapıyorsun. x ekseninin altında altında kalan kısım üst tarafa üst tarafa simetriyi çizilir simetriyi çizilir diyoruz. Anlaştık? Peki burası herkesin kafasını karıştırır. İçerideki x'in mutlak değerini alırsam o zaman ne olur? İyi dinle. Şimdi içerideki x'in mutlak değerini alıyorum ya. Xler zaten pozitifse yani e, fonksiyonun y ekseninin sağ tarafında kalan kısmından bahsediyorum. Sağ tarafında kalan. E, sağ tarafında kalan kısım içerisi zaten pozitif olduğu için zaten aynı şekilde çıkacak. Dolayısıyla y ekseninin sağ tarafı sağ tarafı olduğu gibi kalır. Olduğu gibi kalır. İkinci aşama y ekseninin sol tarafı sol tarafı silinir. Yani fx fonksiyonunda y ekseninin sol tarafında kalan parçası silinecek arkadaşlar. Siliyorsun onu. E, sol taraf boş mu kalacak? Hayır. Sağ tarafın sağ tarafın y eksenine göre simetriyi çizilir. Simetriyi çizilir diyoruz. Şimdi olay şu. Hemen örnek de göstereyim ben sana. Şimdi iyi dinle beni. Varsayalım ki bizim fonksiyonumuzun grafiği şöyle geldi hocam tamam mı? Buradan sonra da şöyle bir grafik çizdik. Bu şekilde. Ne diyorduk? Y ekseninin sağ tarafındaki parça kalacak. Oraya hiç dokunmayacaksın. Aynen kalacak. Sol tarafında kalan parçayı siliyorsun. Sildikten sonra da bu grafiğin aynısını aha da buraya çiziyorsun şu şekilde. Ve artık yeni fonksiyonun grafiği bu kırmızı gibi oluyor. Tamam bu da nedir? F mutlak değer x'in grafiğini verir diyoruz bizlere sevgili gençler. Evet artık fonksiyonla alakalı konu özetimizi bitirmiş bulunuyoruz. Fonksiyonla alakalı da sana bak burada deli divane soru çözeceğim. Kaç tane biliyor musun? 6, 4 daha 10, 16, 5 daha 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 tane ben sana soru çözeceğim. Fonksiyonlarla alakalı tekrar sorusu. Bu tekrar sorularını bitirdikten sonra da ödevlendireceğim. 40 soru serisi TYT Matematik video soru kitabından ödevlendireceğim. 40 tane de ödevin burada var. 40 soru da burada ödevin olacak. Çok güzel bir tekrar olduğuna adım kadar eminim. Siz öyle bakmayın. Hani e, Yorumlarda ben görüyorum gençler. Yorumlarda görüyorum. Diyorsunuz ki işte... Ya nasıl bu kadar az izlenebilir diye. Vallahi ben de hayret ediyorum. Ee, ama hani az izlenmiş, çok izlenmiş benim için önemli değil. İki kişi de izlese, her zaman söylüyorum bunu. Beş kişi de izlese, beş yüz bin kişi de izlese benim için ders derstir gençler. Yani e, evet sonuç olarak burada bir öğretmenlik yapıyoruz. Burada bir ders anlatıyoruz. Bu dersleri ne kadar kişi izlerse ben de tabii o kadar mutlu oluyorum tabii. Ama dedim ya beni bir kişi de izlese ben mutluyum. Beş kişi de izlese mutluyum. Yüz kişi de, bin kişi de, on bin kişi de, beş yüz bin kişi de izlese mutluyum. Sadece çok izlenirse mutluluk seviyem artar. Odur yani olay. Bundan kaynaklı siz işinize bakın. Bunlar kötü olduğu için az izlenmiyor. Farklı farklı sebepleri var arkadaşlar. Bu sebepleri kendi içimde biliyorum. Ama tabii siz bunlara takmayın. Tamam siz ne olursunuz? derslerinize çalışın güzel bir kamp oluyor emin olabilirsiniz sonuç olarak burada amacımız sizleri kandırmak falan böyle bir derdimiz yok niye böyle bir derdimiz olsun yani bir öğretmen öğrencisini neden kandırsın işe yaramayacak bir dersi neden sürekli iteleyip dursun bak bu senin işine yarar falan gibisinden niye iteleyip dursun bunlar gayet işinize yarar işinizi görür ödevlendirmeler gayet tatlı bir şekilde işinize yarar sizi götürür ee, sizin fonksiyonları fonksiyonları fulletir mi fulletir buradaki tyt ayete tekrar kampı işimize yaramaz mı yaramaz şey, yaramaz mı yarayacak arkadaşlar dolayısıyla gençler benim size herhangi bir böyle bir yalan borcum falan da yok yani olay tamamen bambaşka siz oturun kampınızı izleyin ee, sonrasında yorum kısmına bir teşekkür yazsanız benim için kafi Evet gençler sonraki videolarımızda görüşürüz sonraki videomuz fonksiyonların soru çözüm videosu olacak. O videoda görüşürüz Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.